Haziran 2016 sabah 6 suları bu yengeç örümceğini dün yakaladım. Ağzında bir arada kapari çiçeği bu. Rahat etsin diye bir tane kapari çiçeği kopardım getirdim. Beyaz zemini bulunca da rahatlığı dayanım. Normalde böyle hareketsiz duracağım zemini. Bu dün bir tane arı yakalamıştı gördüğümde. Bunu fark etmedim. Arıyı gördüm aslında. Arıyı görünce otomatikman bunu da gördüm. Ama bunu da gerekmeden bekleyen bir tür zaten bu. Bunu bekliyor. Kamuflajına güveniyor. Yakalıyor. Çok çok küçük bir peygamber devesi. Muhtemelen bu senin yavrularından bu. Tane beyaz yengeç örümceğini aynı kutuda getirdim bunu. Örümcekler ufak çaplı olsa ağ yapmışlar. Bu ağlar bacaklarına dolaşmış. Renkleri çok güzel. Avladı. Süper arıyı avladı. Onu kaçırdı. Avlanı yavru. Çok ölecek de peygamber devesi birbirine girmiş. Kim kimi avladı? Dörümcek peygamber devesini avladı. İçeri girdim. Peygamber devesiyle beyaz yengeç örümceğinin yürüm kalın mücadelesi bu. Örümcek peygamber devesini avlamış. İşte örümceklerin üstünlüğü. Örümcekler hakikaten çok üstün, çok değişik canlılar. Başka bir açıdan yakalamak istiyorum fakat ayaklarıyla çiçeğin hem çiçeğe tutulmuş hem de peygamber devesinin ensesinden, arka durumdan ısırmış. Başka açıdan giremiyorum. Tamamen öldürdükten sonra ne yapacak? Peygamber devesi artık son nefesine veriyor. Peygamber devesi avlayan beyaz yengeç örümceği. Kapları çiçeğin üstüne koymuştum. Peygamber devesini de buraya koydum. Bunu avlanacaklarını hiç düşünmemiştim. Resmen esaret altındayken bile avlanabiliyorsa ciddi bir avcı. Reflekslerine hakim olamıyor demektir. Avlı süper bir kamuflaj. Yani bunu kapalı çiçeğin üzerinde görmek çok zor. Şu anda bile
Örümceği görmek çok zor. Kameranın ucunda olması o kadar kaliteli bir kamuflajdan bahsediyoruz. Şuraya bak ya, daha öyle görünmüyor. Peygamberler ise olmasa örümceğin derlerine alabilirim. Evet, peygamber devesini kafasının arka tarafından ısırmış. Başka bir çizim. Örümcek neredeyse görünmez. Şu anda ben kamera dışından bakıyorum. Bunu örümcek olarak algılamak çok çok zor. Yukarıdan başka bir açıdan örümceğin bacaklarını fark etmesek burada örümcek olduğunu anlayamayız. Artık peygamber devesinde herhangi bir hayat belirtisi yok. Peygamber devesi avlayan beyaz yengeç örümceği. Tam bir avcı. Bu açıdan ısırdığı yeri çok iyi görebiliyoruz. Kafasının üstü. Tam peygamber devesinin anteninin arka tarafından ısırmış. Şu anda burada olsanız ve kendi gözlerinizle bu olayı görmek isteseniz emin olun bu kadar net göremezsiniz. Öyle bir kamuflaj olmuş ki ve çok büyük bir yengeç örümceği değil. Daha önce sarı yengeç örümceği çekmiştim. Onun kadar büyük değil. Küçük bir örümcek ama etkili bir örümcek. Bütün canlılara canlıların saygı görmesi gerekiyor çünkü bu hayat mücadelesinde, yaşam mücadelesinde ayakta kalabiliyorlar. Soylarını devam ettirebiliyorlar. Şu anda avlanan peygamber deviz ama bunun büyük türleri de muhtemelen bu örümceği de avlayabilir. Tabii görebilirse. Örümcek neredeyse beyaz yerinde görünmez. Beyniyor. Tamamen iç organlarına değinecek ve peygamber devesini tamamen kuru bir kabuktan kabuk kalmasına neden olacak. İç organ diye bir şey kalmayacak. Örümceklerin sıvıları böceklerin diğer canlıların avladığı canlıların iç organlarını sıvılaştırıyor. Daha sonra bunu bir yerden delerek kabuğu vakumluyorlar, emiyorlar. Bu şekilde besleniyorlar. Artık bunlar bilinçli hareketler değil. Etse de tamamen sinirlerle alakalı bir olay. Refleksel hareket. Avlanan bir peygamber de beslemiştim. Arıya avlıyor diye sevmiştim. Avlanıyorsa ortamını sevmiştir falan dedik. Kısa bir süre yine içeri gittim geldim. Baktım bizim peygamber devimiz avlanmış. Bu sefer avlanan peygamber devimizin parçalanan işte iç organların refleksel hareketlerini görebiliyoruz. Kasılma şeklinde oluyor bunlar. Bilinçli hareket şeklinde değil. Daha çok kasılmalar şeklinde, işte bir bacağın kasılması gibi. Bacağı avlarken kendisi alan hala kasılmalar var. Avlanıyor.